Sayın Ruhsar Demirel konuşacak. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ilgili kanunun 59. maddesinde parti grubumuzun verdiği önerge hakkında söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir önceki maddede de ifade ettiğim gibi hükümetin devlet yönetimi tam da bir şirketin reklam ofisi gibi çalışıyor. 104 maddelik kanunun 5 maddesinde çocuğa istismar ve taciz geçiyor diye reklamı bu konu üzerinde yapıp diğer konularda her tür düzenlemeyi yapıp hukuku alt üst etmekle meşgul olan siyasi zihniyet ülkenin de birlik ve beraberliğini dinamitlemekle meşgul. Şüphesiz çocuklar çok önemli. İşte tam da bu sebeple muhalefet şerhimizde de belirttiğimiz gibi bu konuda müstakil bir kanuna ihtiyaç var. Çünkü konu ister çocuk, ister kadın, ister engelli, ister erkek olsun. Sonuçta mevzu insan. İnsanla ilgili her tür tacizin, her tür tecavüzün, her tür şiddetin engellenebilmesi cezayı arttırmakla mümkün değildir. Oluşmasını engelleyici faktörleri ortaya koymak, toplumda caydırıcılığı sağlamak gerekir. İşte bu sebeple biz daha olgunlaştırılmış, düşünülmüş, arkası önü, ne nedir ne değildir diye bakılmış müstakil bir kanunun gerekli olduğunu muhalefet şerhimizde de yazdık. Buna da dayanak olarak 6284 sayılı kanunla ilgili bir veriyi sizinle paylaşmak istiyorum. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasası çıkmadan önceki geriye dönük 20 aylık süreye baktığınızda ülkemizde yaklaşık 100 bin kadar aile içi şiddet olayı var. Ama kanun çıktıktan sonraki 20 aya baktığınızda 155 bin aile içi şiddet var. Yani kanun çıkararak şiddeti engelleyemiyorsunuz. O zaman da söyledik, yine söylüyoruz. Ceza oluştuktan sonra, suç oluştuktan sonra ne kadar ağır ceza veririm diye baktığınızda idamın geçerli olduğu ülkelerde hiç suçun olmaması gerekir. Ama bakıyorsunuz o ülkelerde suç var. O ülkeler öyle suçlar işliyorlar ki bazen bizim ülkemiz bu suçlara teşvik edici davranıp o ülkelerdeki bazı yasa dışı işleri, insanlık dışı işleri ülkemize de getiriyorlar. Şiddeti desteklemek bumerang gibidir sayın milletvekilleri. Ve şu anda Türkiye bunun eşiğinde. Hilal İslam'ın tevhididir. Al bayrak üzerindeki hilal ve yıldız da Türk milletinin tevhididir. Siz bunun ne duruma düştüğünün şu anda farkında mısınız? Umuyorum farkındasınızdır. Ve bu kanunla da emin olunuz Türkiye'de çocuklara karşı şiddet, taciz, tecavüz azalmayacak. Çünkü kanunlarda bir eşgüdüm yok. Bakınız, çocuk koruma kanununa göre 18 yaşına kadar herkes çocuk. Ama malum şu anda da tartışılan ceza kanununun 103, 104. maddeleri ki halen düzenlemenizde de öyle 15 yaşı kendisine referans alıyor. Türk Medeni Kanunu'nda 17 yaşından itibaren evlenilebiliyor ama 16 yaşında da hakim izin verirse yine evleniliyor. Yani kanunlarda bir mutabakat yok ise, anayasada 90. maddede atıf yapılan uluslararası sözleşmeler bizim için bağlayıcı ise, o zaman anayasada 18 yaşı kabul ediyoruz demektir. Anayasa hükmüne rağmen ikincil hukukta da bu mutabakatı sağlayamıyorsak önce biz kime çocuk diyoruz? Bu istismar ve tacizleri kim için şekillendirmeye çalışıyoruz? Eğitimin önceliklenmeyip cezanın önceliklendiği hiçbir kanun tasarısı hedefine ulaşmayacaktır. Bu kanun tasarısı da öyle. Ve bu kanun tasarısındaki bir mantık hatası da şu. Failin ve mağdurun hep çocuk olacağı düşünülmüş. Failin 17, mağdurun 19 yaşında olduğu bir durumda mağdurun velisinin şikayetini mi arayacaksınız sayın milletvekilleri? Önergelere hayır diyorsunuz da neyi düşünerek hayır diyorsunuz? Veya sayın bakan katılmıyoruz diyor. Kendileri evet ilgili konuda bakanlık yapmıyor olabilirler ama hükümeti temsil ediyorlar. Dolayısıyla hayır derken failin ve mağdurun hangi yaşta olabileceğini şu andan öngörebilir miyiz? 17 yaşında birisi, 19 yaşında birini mağdur hale getirdiğinde mağdurun velisinin mutabakatı mı aranacak? Veya evlilik şemsiyesi altında mağdur kadının şikayetini arayarak zaten aileyi koruma ve kadına karşı şiddeti önleme kanunu çıkardınız. Gördüğünüz gibi az önce de bir istatistik verdim.
katlanarak artan suçlar var aile içi şiddetle ilgili. Dolayısıyla bu kanunda çözüm getirmeyecek. Önergemize destek vererek çözümü kolaylaştırmaya yardımcı olacağınız umuduyla teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.